var diyor için. Gerçek Osman'ı bulduğum için. Basit san... Oha! Vallahi bilmiyordum bunu da. Ben de ilk defa gördüm, güvenlik izleyicileri. Tamam ya, Türkiye'de de o zaman. 300 tane, 500 tane adamla. Sen bir tane adam için o sahneyi terk edince o bütün insanlar haksızlık yapmış olur. Arkadaşlar, kardeşler, kankalar, hoş geldiniz. Benim adım Doğuş. Yeni bir konser videosuyla baş başa gideceğiz. Benim adım Doğuş ve yeni bir rap videosuyla baş başa gideceğiz. Bazen gümüş bro, bazen keleş. Mario Kart'la camdan ateş. Like tek çoğusun sweet balı flara. Kafa kırık kankası şişsin fı para. Her biri tek tek ben... Arkadaşlar, hoş geldiniz. Gördüğünüz kadarıyla bugün Ezo, Moss ve Aco ile beraberiz. Daha demin yayın açtık. Şimdi Ezo'ların kanalına bir video çektik. Şimdi bizim kanalımıza. Ezo'nun aklına güzel bir fikir geldi. Geldi. Hatta veriyorum. Aynen. Son zamanlarda kankas konserlerde acayip çok olaylar oldu. Kendiniz biliyorsunuz, her gün konserde bir olay oluyor değil mi? Peki Robert bu içeriği kıskanmadı mı? Ne? Bu içeriği kıskandığımı kıskandım. Arayıp sormayalım. Arkadaşlar, Türkiye'de biliyorsunuz her gün bir olay çıkıyor lan. Her gün fonetikte bir olay çıkıyor. Aynen, olay çıkıyor. Konserlerde çok fazla sıkıntı oluyor. Bunların hepsine şimdi bir göz atacağız. Bence bir de bu olayların biraz artık bitmesi lazım gibi ya. Çok, çünkü ya orada sanatçı sanatını icra ediyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Türkçe rapçiler acayip sabırlı. Şimdi videoya giriş olarak sadece bir farkı görmeniz için bir Almanya'daki bir olayı göstereceğim. Şimdi bakın, bir Almanya'da sadece bir tane olayı göstereceğim. Sadece bir tane. Burada zaten çok büyük bir ilginç şey var. Böyle olaylar yüzlerce var. Sıfır tolerans Almanya'da. Ya bunlar girişiyor ya da güvenlikler girişiyor. Yok, şov yaptı, şov aldı ya. Aynen, şov yani, yaptı ama linç edildi. Neden o ara o öyle yaptı bilmiyorum. Adam orada ayağı sıkışmaya çalışıyor. Onun yumruk atması falan. Çok saçma. Yani. Çok saçma. Çok saçma bro. İlk videoyla başlayalım. Oha! Valla bilmiyordum bunu da. Ben de ilk defa gördüm, güvenlik izleyicileri. Tamam ya, Türkiye'de de o zaman felaket. Ama Allah belasını versin diyorsun da yani o an bıçakla çekiyor. Şey de yapalım. Yok, vurmak çok yanlış abi. Ama ya en fazla... Vurmak çok yanlış. Yanlış, çok yanlış ama o an sanırım yani ne düşüneceğini bilmiyorsun yani. Ne yapmak ya, istiyor ne? Bu telefonu çıkardı, tamam abi, bakayım. Ben elinde bıçak var bro. Tamam, ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bence o adam orada kişisel zevkinden dolayı vurduğunu düşünüyorum ben. Kanka, siz de bir yorumlarda belirtin. İkinciye geçelim mi? Geçelim. Hadi bakalım. Ha, bu Bursa olayı, ben bunu zaten biliyorum abi. Bak, şu olay bence çok iyi. Rundan çok iyi. Biraz olay için benziyor değil mi? Aynen. Ama bence şu olay buraya kadar çok iyi. Çok iyi. Çok iyi bir olay yani. Öbür şeyler izleyenler de diyor tamam, o zaman bize gidip daha orada direkt müdahale edilmesi gerekti, biliyor musun? Şimdi kaçalım mı? Bak, bu arada Reco hala ortada. Adam. Ama kontrolü kaybediyorlar ha. Bir şey yok ya. Bundan sonra bir açıklama yaptın mı? İşte birkaç şarkı daha söyleyip gideceğiz, siktir olup gideceğiz tarzında bir açıklama sanki yaptı. Vallahi. Öyle bir şey oldu. Ne takip ediyorlar ha? Hadi devam edelim. Arabaya kadar gitmişler. Şaka olarak söylüyorsun, rahat arabaya kadar takip et. Tamamen olaylar kalmıyor. Evet, gerçekten de bro yanlış bir hata ama seyirci sadece sarılmaya çalışıyor. Ama tamam, ben ben Lili'yi yanımda götürüyorum ben. Onu direkt kesinlikle öyle, açık güvenlikte. Şimdi kim geliyor? Kontkar'ın sahneyi terk ediyor. Kontkar konserine istiyorsan alırız gidersin. Kime ne? Kime ne?
Ne kim veriyorsun? Bak bir tane daha söyle söylemeyeceğim şarkıyı. Ay şaka yaptım. Allah şimdi ne oluyor? Ne mobil tadıyor? Ben sana bak. İşte bu kibri yapma abi bak. Böyle bir şey yok bro. Böyle bir şey yok ya. Birisi bir şarkı. Sakin. Dur abi dur. Sakin. Birisi diyor ki bak şu şarkıyı söyler misin böyle gözüküyor. Bir saniye. Birisi diyor ki abi şu şarkıyı söyler misin? O diyor ki işte bir daha söylersen söylemeyeceğim o şarkıyı. Mikrofona tutmuyor. Bak bir kişi senin söylediğinin tersini söylüyor olabilir. Ama seni oraya izlemeye gelmiş yani 300 tane 500 tane adamla. Sen bir tane adam için o sahneyi terk edince o bütün insanlar haksızlık yapmış olursun. Gel bro. Bak bu kibir. Bu egodur yani. Benim dediğim aynen, olacak. Ben böyle bir kere söyledim falan filan diye boş aynen. Yani. İki tane çürük elma var diye bütün kasayı. Orada haklısın çok ama. Çok yanlış. Yani haklısın orada ya valla. Hadi bir devam edelim. Devam edelim bakalım. Valla bu. Aa Onur çok tık yapıyor ya. Niye öyle yapıyorsun ya? Sen direkt arkasında bir video. Onur abi. Yani gözbaşıyla. Onur abi. Onur abi. Abi festival çıktın ya. Ne oldu? Sanki böyle şey gibi geldi bana. Tam ego. Bana bir neden verdiniz, ben de gidiyorum. Ah ne güzel. Aynen. Olabilir. Ego yani. İçine boya atmışlar. Eğlence yeri yani. Abi sevmeyen insanlar her zaman vardır. Bak, Twitter'da da vardır, Instagram'da da vardır, gittiğin konserde de vardır. Hı. Sen bunu zaten bile bile bu sanatı icra etmek zorundasın yani. Hayır ya benim gitmesi çok komik ya. Ya burada seyirciler daha şaka sanıyor ya. Aa çakalan adama kitlenme olayı. Adam sonradan bunu açıklama yaptı biliyorsun değil mi? Baba kilitlendi diye falan. Gerçek mi bu arada? O adam. O büyük ihtimalle gerçek çünkü çakal da paylaştı. Kim? Kim ben? Sen değilsin kim onunla kucu? O kadar insanı bekletiyorsunuz ya. Bakalım kilitlendi ha. Kim daha önce gözünü kaydıracak diye böyle. Şimdi açıklamayı açıyorum. Niye kilitleniyor burada? Çocuğun açıklamasına göre şöyle. Benim kız arkadaşıma birisi temasta bulunuyor diyor. Aynen öyle bir şey var. Ben de orada çocuğa hareket yaptığım zaman güvenlik gelip bize sıkıntı yaptı falan filan. Ben güvenlikle tartıştım tarzında bir açıklama yaptı ama ne kadar doğru ne kadar yalan tabii onu biz bilemeyiz. Çikolata bakalım bakalım. Bana ne ya? Olaydan alakası. Ay hiç tamamen farklı karakterlerdi ha. Evet çok bambaşka. Aynen. Lütfen kaç kişiyi beklettiğimizin farkında olun. Reçber burada şey yapmış abi. Bir şey demiş oldu demiş ya. Ki hani şunu söyleyeyim de bari ben de olaya açayım. Ya ama Reçber biraz da şey ya. Sıçtık anlayacağız. Reçkol biraz da şey mesela bu silah sıkma meselesi falan vardı ya. Reçkol ile çakala falan. Çok korkmuş oraya. Aynen ya orada oturmuş yani Reçkol'ün aslında karakteri öyle bir insan. Aynen. Yani. O çakal İyi karakterde birisi. Aynen. Abi valla. Aa söyle. Söyle. Abi bu videoluk değil bir olay olmuyor burada ama. Yani yine de izleyelim. Burada aslında iyilik yapıyor. İşitme engelli. Aslında bu kadar da gündem olması gereken bir şey değil hani. Bunu başka birisi yapsa, başkaları yapıyor ama çok yaptı son zamanlarda. Aynen ya. Çok yaptı sayılır ama bu kadar bence abartılacak bir şey değil ama label olduğu için bence bu kadar. Ya label zaten bir haline geldi. Öyle. Aynen çok ciddi. Şu an neyi fark ettim biliyor musunuz? Doğuş abinin kaşa bir çizik bir de buraya bir dövme yaptırırsak bence label benim. Emin ediyorum abi tip olarak biraz benzettim sizi şu an ya ben. O zaman ooo hoş geldin kardeşim gel. Evet kardeşim, hoş geldin, nasılsın? Bence yapılması gereken olay bu. Bence bu. Kanka tamam da bir şey söyleyeceğim, bak. Her sahneye atlayan seyirci böyle olmuyor işte kanka. Evet. Hatta bizi hayvan gibi atladılar ya. Evet, herkesin niyeti bambaşka. Kötülüğüne mi attın yoksa iyi bir şey için mi attın? Hani beni sevdiğin için mi attın yoksa bana köstük olmak için mi attın? Çünkü buraya para verip girdin yani. Bu taraftan geldi diye tahmin ediyorum. Gereksiz bir şey yani, anladın mı? Yani sırf TikTok'a video atacaksınız diye bunları yapmanıza hiç gerek yok ya. Anlarlar sizin de yani. Yani başkaları sahneye bırakıp gidiyor. Yani bıraksam gitsem anlamsız anladın mı? Hiç gerek yok yani. Burada beni öldürmediğiniz sürece ben bu sahneyi bırakmam. Bonkara opaaa. Dışında beni burada öldürmediğiniz sürece ben bu sahneyi terk etmem diye. Bence olması gereken de bu. Güzel, çünkü bir kişi evet. Yüzünden onun bedelini bütün insanlar ödememiz. Ödeyemez. Aynen. Burada ne var? Abi! Abi!
hangi ünlü rapçi kendisine hakaret eden seyirciye saldırdı? Üzerine uçtu. Sevmiyorsun beni git ya. Burada ne işin var o zaman? Rap müziğin sevilen isimlerinden Gazapizm hafta sonu İstanbul... Bak o söylediği de mesela mantıklı. Sevmiyorsan beni git. Evet. Burada ne işin var? Mantıklı. Aynen. Ben bu olayı hatırlıyorum. Bu olayda Gazap'ın ön sıralarındaki bir seyirci Gazap'a sürekli şarkı, yani konserin başından beri orta parmağı gösteriyormuş. Daha sonradan Gazap, normalde biliyorsun Gazap İzmirli bir insan ve İzmirlilerin hani belli bir şekilde bir düzeyi vardır. Ama Gazap'ın gerçekten de burada bir olayını anlatabilir miyim çok kısa? Normal Mahmut'un Melfet'e miydi tam hatırlamıyorum. Birisi Gazap size bir diss atıyor. Diss'te diyor ki işte gel diyor, sıkıyorsa beni diyor sokakta diyor, yakala diyor, döv diyor falan filan. Adam kendisi açıklıyor bunu, diss'i atan adam. Adama ben buna söyledim diyor. Ertesi gün sokakta diyor beni yakaladı diyor. Dövdü diyor. Gazap bizi böyle bir insan yani. Gazap sağlamdır. Konser tüm coşkusuyla devam ederken seyircilerden biri sahnedeki sanatçıya orta parmağını göstererek hakaret etti. Aynen. Bu duruma çok sinirlenen Gazapizm resmen sahnede seyircinin üzerine uçtu. Abi dur abi. Abi. Argo uçuyor bu arada. Ya çok sağlam adamlar öyle çalıştı. Şarkıcı ellerinden kurtularak gencin peşinden koştu. Ahmet! Kovalamaca konser salonunun dışına kadar devam etti. Dakikalar sonra sahneye döndü Gazapizm. Motive edince akasılar duruyor değil mi abi? Teşekkür ederim. Yani dövmeni övdüm az önce. Seni seviyorum. Albüm. Tam burada tabii ki biliyor yani. Evet. Ne olayların olduğunu evet, o da biliyor. Aynen. Yani diyor yani böyle bir hareket versem ama gerçekten çok iyi karakterli birisi. Çok karakterli birisi. Çok efendi, çok karakterli birisi. Kapağının logosu koluna kazımışsın. Bu çok iyi bir şey ama telefonu fırlatma. Benim kafama gelsin, problem yok. Bozulursa uğraşma bu konu. Bu lafı söylediğinde pişman edebilirler ama. Hani dedim kafama gelse problem yok ama telefon bozulur. Bir şey söyleyeyim, bu iyi niyetten söylüyorum. İyi niyetten de yani kafasına gelirse söylemese daha büyük sıkıntı bence. O da olabilir. Emrah sen niye öyle dışta kaldın ya? Harbi ya, Allah konuşma daha. Bak şu Enzo'ya bak ya, bu kadar yeri var da diyor ki hayır kaymayacağım abi diyor ya. Öyle geliyorum, o öyle gelmiyor bak, ben böyle geldiğim için oğlum gelsen de geliyorum, çünkü sen bu taraftasın. Gazapizm'i ben çok eskiden beri dinleyen bir insanım. Bu Gazapizm'i sevmediğim söylediklerini sanki bir halka falan sen bilirsin. Evet. Sen biliyor musun abi o şarkı? Ne şaka yapıyorum, hayır. Kankas, geldiğin için çok teşekkür ederim. Kardeşim benim. Senin zaten yayınlar yapmıyor. Bu arada bizim kanala da abone olsunlar. Aynen. Arkadaşlar, Esomos'un da kanalına abone olun. Gerçekten benim kadar hak ediyorlar. Kankas, umarım video hepinizin hoşunuza gitmiştir. Hep hoşunuza... Kapanışı ben... Hoşunuza gittiyse kafanıza göre takılın ama like butonu yine de patlatın. Hepiniz seviyorsunuz. Çünkü.